Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, sevgili kardeşler, Bakara suresinden müminlerin vasıflarını, kafirlerin vasıflarını öğrendik. Münafıkların vasıflarını da geçen hafta gündeme getirmeye başlamıştık. Münafıklar Müslümanlara kıyamete kadar ciddi manada problem olacaklarından Allah uzun uzun onların özelliklerini anlatıyordu. Onlar Bakara suresinde 13 ayette özellikleri anlatılırken kafirler gibi dobra dobra olmadıkları, insanları kandırmak için müminlerin yanında mümin gözüküp kafirlerin yanında biz de onlardan, biz de sizdeniz, onlarla alay ediyoruz dediklerini ifade eder Kur'an. Efendim, halbuki onlarla Allah alay etmektedir esas. Onlar kendileriyle de alay etme durumunda olurlar. Onlara ıslah edin denildiğinde, yeryüzünde fesat çıkarttıkları halde biz de yeryüzünü ıslah ediyoruz dedikleri vurgulanır. Sefihler gibi iman mı edelim dedikleri ve müminleri akılları çalışmayan beyinsiz insanlar olarak vasfettikleri vurgulanır. İnsan başkalarını daha çok kendisi gibi görür. Kendisinde olan özellikleri başkalarına atfeder. İşte alışverişlerinde kar etmeyip zarar edenler bunlardır denir. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetlerde anlatılan münafık tipi bana göre bir şahsı anlatmıyor. Daha çok bir zihniyeti anlatıyor ve bugün devlet diye tüzel kişiliği bulunan bir yapıyı simgelendiriyor. Bugün müminlerin yanına gidip de ben müminim diyen, kafirlerin yanına gidip ben sizdenim diyen şahıslar pek fazla yok. Evet. Ama yeryüzünde ifsad ettikleri halde ifsad ettiklerini kabul etmeyen, iyi işler yaptıklarını iddia eden, müminlere karşı mümince propagandalar yapan ama kafirlere özellikle onların egemen, dünyada egemenlik taslayan devletlere karşı onları dost ve müttefik kabul eden, Müslümanlara onları tercih eden, hatta Müslümanlara karşı işbirliği yaparak onlarla beraber mücadele eden, onlara saldırılarda bulunan, ortak düşman olarak Müslümanları ve İslami zihniyetleri gören, daha çok düzenler, devlet sistemleri ve devlet adamları bence bu ayetlerin kapsamına daha uyuyor. Evet. Tabii münafık böyle özel kişi olduğu gibi tüzel kişilikler de olabilir. Zihniyet olarak değerlendirilebilir. Böyle düşünmede de faydalar vardır. Kur'an-ı Kerim bu üç tip insanı saydıktan sonra bütün insanlara genel olarak İster kafir olsun, ister münafık, ister mümin, bütün insanlığa bir çağrıda bulunuyor. Estağfirullah. Ya eyyühennâs. Ey insanlar. U'budu rabbekum. Rabbinize kulluk yapın. Kabul etseniz de etmeseniz de sizin bir Rabbiniz var. O sizin iç dünyanızı kuşatıyor. Sizi istediği gibi eğitiyor, yönlendiriyor, yetiştiriyor, terbiye ediyor,
ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Karaciğerinizin ne ihtiyacı var? Kalbinizin neye ihtiyacı? Vücudunuzun enerjiye ihtiyacı var. Nasıl karşılayacaksınız? Yedikleriniz nasıl enerji olacak? Nasıl güç ve kuvvet olacak? Bütün bunları işte Rabbiniz siz hiçbir şey yapmadan yönetiyor, yönlendiriyor, Rablik yapıyor. O bütün dünyaya sözünü geçiriyor. Sadece size değil, alemlere de Rab o. İşte kabul etmeseniz de bir Rabbiniz var. Siz ona kulluk yapmak durumundasınız. Eğer ona kulluk yapmazsanız, o zaman kulluğa ihtiyacınız olduğundan bir başkasına kulluk yapacaksınız. O Allah gibi özelliklere sahip değil. Ve kulluk yapmanıza liyakat kesbetmiyor. Dolayısıyla izzetiniz, şerefiniz gidecek, onurunuz kaybolacak. Siz Allah'ın kulusunuz. Ey insanlar, Rabbinize kulluk yapın. Kulluğun en belirgin özelliği olarak ibadet edin. İbadetin sahih olması için ona iman edin. Öyle Rabbiniz ki اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ O sizin yaratanınız. Siz kendi kendinize var olmadınız. Biri yarattı. Kulluk da yaratana yapılır. Onun emri, onun otoritesi kabul edilir. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Yaratmak da, emretmek de, yaratmak da, yönetmek de onun hakkıdır. Eğer başka birisi yarattıysa ona kulluk yapabilirsiniz. Onun emrine itaat edebilir, onun hükümlerine boyun eğebilirsiniz. Ama sizi yaratan Allah. Evet. Sadece sizi yaratmadı. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekileri de ananızı, babanızı, dedenizi, diğer atalarınızı, diğer insanları, diğer hayvanları, diğer bitkileri, yıldızları, güneşleri, galaksileri, küçücük böcekleri hep o yarattı. Böyle yaparsanız لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ümit edilir ki sakınmış olursunuz. İttika edersiniz. Takvaya meyledersiniz. Takvanın en asgari düzlemi şirkten sakınmaktır. Allah'a kulluk yaparsanız şirkten sakınabilirsiniz. Allah'a kulluk yaparsanız haramlardan kaçınabilirsiniz. Takva sahibi ancak Allah'a kullukla olabilirsiniz, olunabilir. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا O öyle bir Rab'dir ki yeryüzünü bir döşek gibi yaydı. Üzerinde istirahat edilmesi için, üzerinde istifade edilmesi için, bitkilerin bitmesi için yeryüzü bir yatağa, bir döşeye benzetiliyor. Tabi döşenmiş, mefruşatıyla döşenmiş bir oda gibi. Semalara bakarken yeryüzünün çok küçük olduğunu, küçücük bir oda mesabesinde olduğunu düşünebiliriz. Yeryüzünü sizin için bir döşek gibi döşeyen ve sema'e bina'e semayı da bina olarak yükselten Rabbinize kulluk yapın.
yere göğe bakmamız isteniyor. Yeryüzünü insanlar için, onların rızık temin etmeleri, ziraatçılık, hayvancılık, ticaret ve insanın diğer ihtiyaçlarını karşılayabileceği hususlar açısından döşendiğini, hazır hale getirildiğini, göklerin de bir bina olarak dikildiğini, bunu yapanın da Allah olduğunu, Rab olduğunu ifade ediyor. İşte böyle bir Rabbe kulluk yapalım. Sözü, hükmü yerlere, göklere geçen bir Rab. Onları da yaratan, onların ihtiyaçlarını karşılayan, onları sizin için istifadenize uygun hale getiren Rabbinize kulluk yapın. Ve enzele mines semai ma'en. Semadan, gökten yağmur, su indiren, inzal eden. Fe ahraca bihi mines semerati rizkan lekum. Onunla da sizin için rızıklar ve meyveler çıkartan, rızık olarak değişik ürünler yaratan Allah'a kulluk yapın. Evet. Allah yağmur vasıtasıyla, güneş vasıtasıyla topraktan değişik ürünler çıkartmasaydı, meyveler, bitkiler, buğdaylar topraktan çıkmamış olsaydı, Allah böyle bir şeyi yaratmasaydı, insan ne yer, ne içerdi? Dünyada nasıl yaşardı? Yani onun verdiği rızıkla ne yapıyoruz? Hayatımızı devam ettiriyoruz. O öyle rızık vermiş ki ağzımızın tadına uygun. Yüzlerce değişik meyveler, yüzlerce değişik bitkiler, onu yaratanla bizim dilimize tat duygusu veren aynı zat. Bizim nelerden lezzet alacağımızı biliyor. Ona uygun. Rengi başka, şekli başka, kokusu başka, tadı başka, vitamini başka, ilaç değeri başka, nice nimetler ihsan etmiş. Saysanız sayamazsınız diyor Allah'ın nimetlerini. Ve vermese ne yaparsınız? Hadi bakayım fabrikada bir elma imal edin. Bir kiraz üretin bakalım laboratuvarda. Aklınıza çok güveniyorsunuz ya. Neler ürettiğinizi gururla, iftiharla, kibirle söylüyorsunuz ya. Allah ağaçlarını meyve bitirmeyecek hale getirmiş olsa. Hani Nebe suresinin son ayetinde Allah bir sabah suyunuzu kesse, size suyu vermese nereden bir su getirirsiniz? Evet. Yer altında bizim için saklıyor suyu. Yer üstünde olsa biz onu temiz tutamayız. Allah yer altındaki çamurdan, mikroplardan, bir sürü suya zarar verecek şeylerden koruyor onu. Tertemiz yer altında duruyor. Soğukluğunu da muhafaza ediyor. Buzdolabı sanki. Sonra kaynak suyu diyoruz. Bir yerden çıkıyor. Tertemiz. Mikroplardan arınmış. Çamur mamur yok. Yer altından çıktığı halde. Buz gibi. Efendim zarar verecek bir şey yok. Su olmamış olsa ne yapardık? Kolay efendim. Biz biliyoruz onun neden imali olduğunu. İki hidrojen, bir oksijen.
bir araya getiririz, su icat ederiz. Öyle mi dersiniz? Hiç siz iki hidrojen bir oksijenle su ihtiyacınızı karşıladınız mı? Kim karşılamış? Hangi laboratuvarda su imal edilmiş? O kağıt üzerindedir o. Kağıt üzerinde öyledir. Hadi susuzluktan kırılan ülkeler laboratuvarlarda su icat etsinler. Hidrojeni, oksijeni birleştirsinler. Su imal etsinler. Yok öyle ya. Kaldı ki hidrojeni, oksijeni kim yarattı? Suyu çekiveren Allah hidrojeni, oksijeni de çekse zaten hayat kalmaz. Su olmayınca, efendim havanın dengesi, oksijeni vesairesi bozulunca. Bunları kim ayarladı, kim verdi, kim veriyor? Ve böyle Rabbe kulluk yapılmaz mı? Bir çay ikram edene teşekkür ediyorsunuz da, bunca nimetler veren Rabbe kulluk yapılmaz mı? İtaat edilmez mi? Onun emri yerine getirilmeyip de ona kafa tutan, ona isyan eden tağutlara mı kulluk yapılır? Heykellere mi saygı duyulur? Ne verdi onlar size? Onlar mı yarattı sizi? Kendi ellerinizle kendiniz icat ettiniz onları. Kendiniz büyüttünüz o zalim yöneticileri. Hani biraz zorlama bir tevhille devleştirdiniz, devlettiniz ve devlet oldu. Yoksa cüce bir şeydi, kağıt üzerinde olan bir şey. Siz büyüttünüz onu, siz devlettiniz. Evet. Yeryüzündeki fesadı, yeryüzündeki savaşları, kavgaları, cinayetleri, yeryüzündeki zulümleri bir değerlendirelim. Bunlar ya küfür ve nifakla alakalı, ya Allah'a kulluk yapmamakla, başkalarını tanrılaştırmakla alakalı. Allah'ın Rabbliğini tanıyıp ona kulluk yapmak, insanın ve diğer insanların huzura kavuşacağı, mutlu olacağı, yeryüzünün salahına hizmet eden en önemli unsur. Evet. Allah kendisine kulluk yapılınca bir şeye sahip oluyor değil. Yani Allah'ın bir eksikliği var da biz kulluk yapınca o tamamlanacak. Allah'ın ihtiyacı var bizim kulluğumuza. Haşa, böyle diyeceğimiz hiçbir durum yok. Ama bizim ihtiyacımız var kulluk yapmaya. Bizim ihtiyacımız var. Allah bizim için emrediyor bütün bunları. Nasıl günde birkaç öğün yemek yemeye ihtiyacımız varsa, ruhumuzun da ibadete ihtiyacı var. Arınmaya, Allah'ı tanımaya, onun önünde boyun eğmeye ihtiyacı var. Öyle yaratılmışız. Evet. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah için endad edinmeyin. Bile bile putlaştırmayın herhangi bir şeyi. Sevdiğiniz bir şeyi aşırı severek endad edinmeyin. Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi sevmeyin. Allah için sevin ama Allah gibi sevmeyin. Allah'ı sever gibi sevmeyin. O zaman Allah'a kulluk yapmış olmazsınız. Evet. Endad edinmeyin. Endad bir benzer, bir nit, Allah'a eş koşulan herhangi bir şey. Toptan paraya kadar herhangi
dünyevi bir mal mülkten falan insanı aşırı yüceltmeye kadar her şey endadı olabilir. Allah'ı sever gibi sevmek bir şeyi endad edinmektir. Evet. İnsanlar neyi Allah'ı sever gibi seviyorsa biz Allah'ı daha çok sevmek zorundayız. Evet, bu konuyu önümüzdeki hafta biraz daha detaylandırırız inşallah ve devam ederiz. Rabbim hepimizi dava adamı, şuurlu, Allah'ı hakkıyla tanıyan, küfürden, nifaktan, şirkten uzaklaşan muvahhid müminler eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.